yeniden bir Ramazan, yeniden bir kurtuluş. Tevhidin, birliğin, kardeşliğin serpiştirildiği merhamet günlerinden birini bir daha yakaladık. Ramazan ayı imtihan ayıdır. Ramazan ayı kişinin kendini kontrol ayıdır. Ramazan ayı sevdalıların, sevenlerin, sevdiğine feda olanların yola çıkış ayıdır. Allah bu Ramazan'ın bereketine bizi birbirini sevenlerden eylesin. Allah bu Ramazan hürmetine yetimi, yoksulu, garibanı, imkanı olmayanı hatırlamayı nasip eylesin. Kim Ramazan ayına inanarak oruç tutarsa geçmiş bütün günahları affedilir. İnşallah bu Ramazan'ın sonunda beraatimizi alacağız. Kurtuluş beraatimizi. Ve inşallah günahları affedilmiş olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu dava onunla başladı, Muhammed Mustafa ile. Ebede kadar bu dava devam edecek. Hiç kimsenin ihaneti, hiç kimsenin zulmü İslam'ın önünü kesemeyecek. Muhammedsiz bir din isteyenlere söylüyorum, buna gücünüz yetmeyecek. Allah'ın lütfundan arınmış bir Kur'an size nasip olmayacak. İslam'ın otoritesi Kur'an'dır ve Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bu kalpler attıkça Muhammedsiz bir İslam'a elbette ki müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede İslam'dan güçlü hiçbir şey yoktur. Bu ülkede Müslümanlıktan güçlü hiçbir şey yoktur. Bugün böyle, yarın böyle olacak. Kıyamete kadar bu böyle olacak inşallah. Efendim, Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Geceniz hayırlı olsun, sahurunuz hayırlı olsun. Evet, Allah bizi dinimizden, dinimiz de bizden ayırmasın inşallah. Kıyamete kadar bu din, yeryüzünün hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olarak devam edecek. Sadece Müslüman Türk milleti için değil, bütün Orta Doğu için, bütün dünya için İslam reçetedir. Kur'an kurtuluş reçetesi olacak. Bugün belki kıymetini bilmiyor. İki paralık etmez sefih adamlar, iki paralık etmez sefih adamlar, tabirimi hoş görün, aslında az bile söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'i yıkmaya, yakmaya çalışacaklar. Örneklerini Avrupa'da gördüğümüz gibi. Ama Kur'an'ın hükümlerini kaldırmaya, onun kalplere yerleşmesine hiç kimsenin gücü, kudreti, kuvveti yetmeyecek. Bugün öyle, yarın da yetmeyecek. Merak etmeyin. Ve bizlerden sonra gelecek nesillerde Kur'an daha çok konuşulacak inşallah. Efendim, bugün çok değerli iki konuğum var. Sevgili Abdurrahman Önül, aslında tanıtmaya gerek yok. Zaten programın sahibi yani. Sevgili Abdurrahman, bugün Avrupa'dan gelen, çok yakından tanıdığımız güzel kardeşim de bugün yanımızda, bizi yalnız bırakmadı. Yarın Kandil'de de yanımızda olacak. Sevgili Remzi Yer hocamız Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gönüllerimizi efendim güzelleştirecek. Hoş geldin Remzi hocam. Efendim, üstün olan sadakalar vardır. Allah katında kıymetli olan. Tabii hemen söyleyeyim. Bugün iftarımızdan hemen sonra saat 20'den itibaren sahur programımız olacak. İnşallah hatimlerinizi gönderin, salatü selamlarınızı, okuyuşlarınızı gönderin. Hep beraber beni de vekil tayin edin. Hep beraber Allah'a yalvaralım inşallah. Efendim, üstün sadaka, yani kıymetli, Allah katında değerli olan sadakalar hangileridir diye aklımıza bir soru geldiğinde, en üstün sadakalardan biri basit gibi görünse de su vermektir. Efendim, su gerek haremde gerek haremin dışında Ramazan ayında hemen hemen hepimiz iftarı açarken suya elimiz gider. Ve hayatı en çok dokuyan şeylerden biri sudur. Sadakalardan biridir su vermek. Çünkü bir de mahşeri düşününüz. Mahşerde insanların en çok muhtaç olacakları şey, güneş diyelim ki 1 metre kadar yükselmiş. Yani öyle tahayyül edin. Güneş çok yakına gelmiş. İnsanlar ter içinde, ter ta boğaza kadar gelmiş. İşte orada insanın en çok muhtaç olduğu şey su olacak. En üstün sadaka su vermektir. Basitten başlıyor.
En kolay sadaka sudur yani. Parayla almıyorsun, çeşmeden akıyor. En üstün sadaka yine bir canlıyı doyurmaktır. Gıda ihtiyacını gidermektir. Onun efendim duasını almaktır. En üstün sadaka iki kişinin arasını bulmaktır. Yani düşmanlı olan, birbirine kin besleyen, birbirine anlamsız bir manada yüklenen iki kişinin arasındaki küskünlüğü gidermektir. Efendim en üstün sadaka küsleri barıştırmaktır. En üstün sadaka efendim dili tutmaktır. Dilini tutmaktır. Boş yere konuşmamaktır. Zaten çok laf hatadan, kusurdan arınmış değildir. Hazreti Peygamber çok düşünür, az konuşurdu. Allah dostlarının özelliğidir. Çok düşünür, az konuşurlar. Cenab-ı Allah doğru konuşmayı, dilini tutmayı nasip etsin. Hazreti Ebu Bekir dilini tutarmış. Halife Ebu Bekir, sen beni belaya uğrattın, sen diye diline kızarmış. Konuştuğum için, çünkü insan dilinin esiridir. Hazreti Ali'nin sözü ne kadar önemli. Sırrın senin esirindir. Ağzından çıktın mı sen onun esiri olursun diyor. En üstün sadaka gizli verilendir. Açık verilen de caizdir. Şöyle diyeyim, açık verdiğin sadaka, açıktan verdiğin sadaka, sadakayı temsil eder. Sen için sevabı biraz daha azalır. Gizli verdiğin sadaka, sen için sevabı daha çoktur. Çünkü görünmüyor. Yani daha takvaya daha yakındır. Ama ikisi de caizdir. İlla ki açık sadaka olmaz. Yok öyle bir şey. Açık sadaka da caizdir. Gizli sadaka da Kur'an-ı Kerim'in dediği gibidir. Efendim, en üstün sadaka ilmi yaymaktır. Bu ilim yaymak sadece dini ilimler değil, tıp ilimlerinden, kimya ilimlerine, hatta efendim müezzinliğe, hatta terziliğe, berbere kadar geçerlidir yani. Berber eğer veya özel bir helva yapıyor mesela, adam çok özel bir helva var. O helvayı kimse bilmiyor, bir usta biliyor. Eğer o usta o helvanın yapımını başkasına öğretmez de ölürse günaha girer. İnsanlar mahrum olmamalı. Yani en son nebzede mutlaka o ilmi başkasına taşımalıdır. En üstün sadaka ilim öğrenip başkasına da öğretmektir. En güzel ilim de Kur'an ilmidir tabii ki. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor Yüce Peygamberimiz Aleyhisselam. En üstün sadaka doğru sözü yerinde söylemektir. Yani kötülerin yanında hakikati haykırmak en büyük cihat sayılmıştır. Tabii ki kişi üsluba göre, yere göre, duruma göre pozisyon alır ama hakikati söylemelidir. Döverek değil, söverek değil, nazik bir dille, en uygun üslupla söylemelidir. En üstün sadaka, çünkü bazen biz şunu görüyoruz, adam doğru söylüyor. Haklı adam, bir şey tenkit ediyor, haklı ama küfreder gibi söylüyor. Bu sefer hakaret eder gibi söylüyor. Bu sefer söylediği sözün hikmeti kalmıyor. Halbuki yumuşak söylese hem doğrulanacak hem itibar görecek. Ama cefalı bir kalp ile, suçlayan bir lisan ile, böyle kibirle, enaniyetle sanki doğruyu söylüyormuşçasına, öncelikle doğruyu söyleyen adam mütevazi olmalıdır. Halim selim olmalıdır ama sözü gerekirse kurşun kadar ağır olabilir. Ama doğru şekilde söylerse hafif olur, o kurşun ağırlığı azalır. En üstün sadaka Ramazan'da verilendir. Efendim Ramazan'da verilen bir şey 80 küsü 80'e çarpılacak. Çünkü Leyle-i Kadir gecesi 83 yıla tekabül ediyor. Demek ki bir gecede yapılan ibadet 83 yıl bir gecede yapılan ibadet 83 yılda yapılan ibadet gibidir. O zaman namazı 83'e çarp. Bir rekatı 83'e çarp. Bir sadakayı 83'e çarp. Bir iyiliği 83'e çarp. Matematiksel olarak belki değil ama sevap itibariyle sayabilirsiniz. Ramazan'a verilen sadaka en güzel ve en bereketli sadakadır diye söylemiş olayım. Remzi Hocam, insanlar diyorlar ki Felak ve Nas surelerini muavizatay dediğimiz iki sure, iki koruyucu sure. Diyorlar ki Remzi Hocam bir okusa da kötüler gitse, cinler gitse, şeytanlar gitse, nazar gitse, vesvese gitse, biz de rahatlasak diyorlar. Ne yapalım? Okuyalım mı? Peki.
Remzi Hocam iki koruyucu sure, Muavvizatayn dediğimiz iki koruyucu sureden Felak ve Nas'ı okuyacak. Biz de inşallah amin diyeceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس قل Efendim, efendim, gönlümüzü şenlendirdin. Allah da senin gönlünü şenlendirsin. Bu iki sure, surenin hürmetine Rabbim üstümüzdeki, hepimizin üzerimizdeki her türlü kötülüğü, şerri def eylesin. Her türlü hasedi, nazarı, şeytanı uzak eylesin. Ülkemizin üzerinden, ailelerin üzerinden def eylesin. Bize huzur, saadet, birlik, beraberlik, kardeşlik, vetanet, sabır, akıl, İdrak, izan, şuur ve muhtaç olduğumuz ne varsa tümünü Rabbim hepimize nasip eylesin. Teşekkür ederiz Remzi Hocam. Remzi Hocamız direkt hemen Almanya'dan geldi ve stüdyomuza onu konuk ettik. Teşekkür ederiz sevgili Üstad. Efendim bir telefonumuz var. Telefonumuzu hemen alalım. Sonra devam edeceğiz. Alo. Hocam merhabalar. Merhaba hanımefendi. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum hocam. Hayırlı sağlar diliyorum. Teşekkür ederim hanımefendi. Sağ olun, var olun. Buyurunuz. Buyurunuz efendim. Hocam size bir sorum olacaktı. Buyurun. Buyurun tabii ki. Hocam ben OKB hastasıyım. Yani halk dilinde takıntı.
Gusül alamıyorum. Alırken kriz geçiriyorum. Takıntılı yani. Evet. Sürekli olmadığını, temizlenmediğimi düşünüyorum. Hocam bunun için psikolojik tedavi de görüyorum ama bir sonuç alamıyorum. Hocam dinimizin bu konuda bana bir kolaylığı var mı? Ne yapmam gerekiyor? Dinin kolaylığı var tabii, sen kolaylığı zorlaştırıyorsun. Yani din diyor ki gerekirse 2 litrelik suyla gusül alabilirsin. Peygamberimiz birkaç avuç suyla gusül almıştır yani. Şimdi eğer temizlenmediğiniz kanatındaysanız, okyanusa girseniz yine içinizden o duygu kaybolmaz. Aslında kirli değilsiniz, öyle bir şey yok. Ama o duygu, dediğim gibi okyanusa girip çıksanız acaba kuru yer kaldı mı? Allah sizin vücudunuzda herhangi bir yerde kuru kaldı mı kalmadı mı meleklere sordurmuyor. Allah kontrol de etmiyor. Diyor ki yıkan diyor. Elinden geldiği kadarınca durulan diyor. Bu nedenle kendinize onu ölçü alacaksınız. Allah beni kabul ettiyse bir litrelik suyla da gusül alırım, geçerli olur. Kabul etmediyse, denize girse, Marmara Denizi'ne girse çıksanız yine de kabul etmez Cenab-ı Allah diye düşünün. Ben şöyle bir şey önerdim. Daha önceki bu tür sizin gibi takıntı problemi olan kardeşlerimize, kızlarımıza, evlatlarımıza, delikanlılara. Dedim ki bir kova su doldurun yıkanacağınız zaman. Bir kova. Ondan sonra o kovayı da yıkanın. Normal şey alın, tas alın. O tasla kendinizi durulayın. Su bittiğinde deyin ki Allah'ım eğer eksik kaldıysa benim günahım bana fetva veren hocalarda. Günahı bizim sırtımıza atın eğer öyle bir şey varsa. Çünkü sizin kuru yer kaldı kalmadığına ayırdığınız vakte ve o su harcaması belki 20, 50, 100 kişinin su ihtiyacıdır. Ya günaha girmiş oluyorsunuz, kul hakkına girmiş oluyorsunuz. Hocam sözünüzü kesiyorum, özür diliyorum. Benimki yani kuru yer kalmadı değil de örnek veriyorum elimizi 3 kere yıkarken ben onun yerine elimi 10 kere yıkıyorum. Bir defa yıkayacaksın, 3 kere yıkamayacaksın, bir defa. Takıntın varsa bir defa yeterli olur. Yıkayabildiğin kadar. Elini suyun altına tut, çek. Biz öyle yapıyoruz. Yani bir saat boyunca tık 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 yapmıyoruz yani. Elimizi koyuyoruz, ıslandığı kadar yeterlidir. İkincisi, eğer takıntı varsa en azla yetineceksiniz. Yani bir defa yıkamak farzdır biliyorsunuz. 3 defa yıkamak sünnettir. Sünnetten vazgeçeceksiniz. Farzı yerine getireceksiniz. Burada tabii problemi siz çözeceksiniz. Kendi iradenizle. Ben temizim, bana bu yeterlidir, daha fazlasını yapmak günahtır diye ifade edeceksiniz. Sizin yerine, sizin bu durumunuzda ben teyemmüm öneremiyorum. Çünkü niye teyemmüm öneremiyorum? Su var ortada. Su kullanmaya engel bir durum yok. Sadece sizin takıntınız var. O takıntıyı mağlup etmeniz gerekir. Ama doktora gittiniz. Doktor dedi ki su kullanma bir müddet için mesela. Su kullanma bir müddet. Bir ay sana su yasak dedi. Sen ancak bu şekilde takıntıdan kurtulursun. Yoksa her gün bir ton su harcarsın derse, doktor sana su kullanmayı yasaklarsa, biz o durumda size teyemmümü önerebiliriz. Geçici bir süre için teravih sonuna kadar teyemmüm edebilirsiniz deriz. Ama bu konuda doktor kararı verecek veya doktorlar kurulu karar verecek. Diyecek ki bu kadın, bu hanımefendi bir ay boyunca su kullanamaz temizlikte. Bu durumda biz teyemmümle ilgili fetvayı veririz size. Teyemmüm yeterli olur. Yani topraklı olan abdest anlamında gusül niyetiyle teyemmüm yapılabiliyor. Yoksa biz bu fetvayı veremeyiz size. Tamam efendim? Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hürmetler efendim, saygılar sunuyorum. Evet, bir telefon daha. Bu tabii hanımefendi ne yapsın? Bu bir takıntı, bu bir hastalık netice itibariyle. Bazı insanlarda olabiliyor. Ama onu aşmak da yine insanın kendi elindedir. Bunu böyle aşacağız. Kendini güçlü hissedecek, aşabilecek. Alo. Alo. Hanımefendi buyurunuz. Merhaba hocam, hayırlı yayınlar. Merhaba, iyi sahurlar dilerim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Hocam benim bir sorum olacaktı size. Evet, buyurun, buyurun. Hocam benim şimdi 2 senedir konuştuğum çocuk var. Artık gittiği düşünüyoruz, evlenme yoluna adım atmak istiyoruz. Ama ailem bize bir onay veriyor, bir onay vermiyor. Yeri geliyor damat yerine koyuyorlar, yeri geliyor ayırmaya çalışıyorlar. Kur'an istişareleri falan yaptık. Hep olumlu sonuç aldı. Acaba bunun günahı nedir yani? Neden bu dayım? Günahı bu var tabii ki. Yani şimdi ailenizin bu konuda kararlı olması gerekir. Her gün karar değiştirmekle bu iş olmaz. Yani çocuk oyuncağı değil. Evlilik bir söz verildiğinde çok önemli bir gerekçe yoksa o evliliğin sona erdirilmesi gerekiyor. Sona erdirmek derken engellemek değil. Yani iyilikle neticelendirilmesi gerekiyor. Sivas'tan arayan izleyicimiz. Onun için
aileniz onay vermiyorsa baştan onay vermemeli ve gerekçelerini söylemeli size. Kızım şundan 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 dolayı biz bu adamla evlenmeni istemiyoruz. Ama tamamdır diyor, 3 gün sonra olmaz diyor, 2 gün sonra hadi olur tamam adım atarım, sonra bir daha olmaz. Bu çocuk oyuncağı değil ki, karşıdaki insanın bir şeyi var, şerefi var, bir itibarı var, bir beklentisi var, belki masrafı var. Değil mi? Belki aile düzenini kuracak, onun için bir düşüncesi var, bir kararı var, bir adım atmışlığı vardır. Onay vermemesi, haksızca, hiçbir gerekçe olmadan oynar gibi bir çocukla onay vermemesi, bir de onay vermesi, bu bir kul hakkıdır. Günaha girmiş olur, sorumlu olmuş olur tabii ki. Hocam mesela ben bu konudan dolayı hakkıma girdikleri zaman hakkımı helal etmemiş olsam öbür tarafta bana günah olur mu ailemi helal etmediğim için hakkımı? Yani baba anneyle evlat karşı karşıya gelmemeli ahirette tabii ki. Yani kötü bir görüntü o. Çünkü sizi doğuran, sizin dünyaya gelmenize sebep olan siz ve onlara karşı göreviniz, onların size karşı görevleri var. Ama netice itibariyle bu bir haktır. Yani hakkın karşılığında kişinin bir şey isteme hakkına sahiptir. Siz aileniz beni rencide, ailem beni rencide etti, beni mutlu olacağım yerden vazgeçirdi. Belki çocuğa aşık oldunuz, belki o da size aşıktır, sizi seviyordur. Şimdi sevenlerin arasına girmek dinen doğru değil. Yani bir de aşk varsa ortada, o onu izhar etmesi de zordur. Şimdi aşıkın gözü kör olur. Ona göre dünyanın en güzeli sevdiği kişidir yani. Bunun niye böyle oldu diyemezsiniz. Böyle olmasaydı sizin babanız, anneniz evlenmezlerdi. Siz dünyaya gelmezdiniz. Onun için makul, ölçülü, dengeli olmakta büyük fayda var diye düşünüyoruz hanımefendi. Tamam mı? Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz efendim. Devam edeceğiz telefonlarımıza tabii. Resulullah'ın tavsiye ettiği bir dua var. Salatü selam duası. Kema sallayte ala İbrahim'e. Hani Peygamber'e salatü vesselam getirdikten sonra... كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَاِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ Sadece Allah'ım, İbrahim peygamberi, Hazreti Peygamber çok anıyor. Niçin İbrahim peygamberi çok anıyor? Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Hazreti Yakup'tan da, Yusuf'tan da daha çok anıyor. Diğer bütün peygamberleri anıyor da İbrahim peygamber, peygamberin dedesi. Onun sülbünden, nesilden geliyor peygamber. İsmail peygamberin sülalesinden geliyor Hazreti Peygamber. Bu nedenle tabii ki dedesini anacak. Onun için Hazreti Peygamber'in ismini çok öne çıkarıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve İbrahim Peygamber putları kırma sanatını öğreten peygamberdir. Direnmiştir. Bu nedenle Nemrut tarafından ateşle cezalandırılmıştır. Hazreti İbrahim aleyhisselamın hayatı son derece önemlidir. Yani Kabe'nin inşasında önemli, Mekke'nin merkez kabul edilmesinde ve tanıtılmasında çok önemli. Birçok sünneti ilk o yapmıştır. Mesela Hazreti İbrahim'in ilerli yaşlarda sünnet olduğu söylenir bazı kitaplarda. İttabi sünnete İbrahim'e hanife veya millete İbrahim'e hanife anlamında İbrahim peygamberin yoluna, ümmetine tabi ol diye peygambere de emir verilmiştir. Onun için peygamberimiz İbrahim peygamberi çok önemsemiştir. Allah'ım İbrahim peygambere ailesine merhamet ettiğin gibi Muhammed ve ailesine de merhamet et. Şan ve şerefini yücelt, itibar ve değerini artır. Efendim sen çok övülen, çok şerefli olansın. İbrahim'i ve ailesini mübarek ve şerefli kıldığın gibi Muhammed'i ve ailesini de mübarek ve şerefli kıl. Sen çok övülensin, ya Rabbi çok şerefli olansın. Bu duayı okuyun diye Hazreti Peygamber ümmetine tavsiyelerde bulunmuştur. Onun için Hazreti İbrahim aleyhisselam ile ilgili bu duaları İmal etmemek gerekir. Efendim bazı kitaplarda şöyle bilgi var. Suyuti İbn-i Kayyım gibi büyük alimlerin kitaplarında dirilerin ölülere duası, dirilerin, diri olanların ölülere duası nur tabakalarında ipek mendillerle kapatılmış halde ölülere sunulur ve denir ki ölülere falanca sana hediye gönderdi. Bir daha söylüyorum. Dirilerin, yaşayanların ölülere duası, yani babanıza, annenize yaptığınız dua, bir nurlu tabak içinde, bir tabak içinde mendil ve nurdan mendillerle örülmüş halde ölülere, babanıza, annenize takdim edilir.
Babanız der ki, anneniz, ölmüş olan babanız, anneniz derler ki, bu nereden geldi? Evladınızdan size hediye geldi denir. Mutlaka yerine, sahibine ulaşır. Efendim, Mutrif diye büyük alimlerden biri diyor ki, bir mezarın yanında namaz kıldım, iki rekat. Bir kabristanda iki rekat namaz kıldım. Rüyamda, sonra uyudum orada diyor. İki rekat namaz kıldım, yolcuyken demek ki mezarlığa uğramış. Eskiler yolcu olduklarında kalabilecek bir ev bulamadıklarında mezarlıkta yatarlardı. Çünkü derlerdi mezarlık en sakin, en temiz, en duru, günahtan en arınmış, fitne, fücur, dedikodudan en arınmış, en temiz yerdir derlerdi. Mezarlarda yatmayı uygun görürlerdi. İşte Mutrif diyor ki bir kabrin yanında namaz kıldım. İki rekat namaz kıldım. Sonra o kabrin yanında uzandım ve uykuya daldım. Kabir sahibi bana, kabir sahibini rüyamda gördüm. Mezarın sahibi bana dedi ki, niçin acele ettin ey Mutrif? Biz namazın kıymetini biliyoruz ama kılamıyoruz. Bizden namazı kılabilme hakkı alındı bizden. Mezardan kalkıp namaz kılamıyorlar çünkü. Biz kıymetini bildik ama kaybettik. Siz ise iki rekat için hızlı hızlı kıldınız. Kılabilme imkanınız var, kıymetini bilmiyorsunuz. Bizim kılma imkanımız var, kıymetini biliyoruz iki rekatın. Allah katında ne kadar kıymetli olduğunu. Sizin vaktiniz var, şansınız var ama değerlendirmiyorsunuz. Sonra şöyle dedi diyor Mutrif, yani yattığım yerin altındaki ölü bana dedi ki, eğer siz kıymetini bilseydiniz iki rekatın ve dünyaya dönseydiniz, bütün dünyayı içindeki yıldızlar, gezegenlerle beraber Allah yolunda dağıtırdınız. Eğer siz kıymetini bilmiş olsaydınız. Efendim, ölmüşler için, affedersiniz, ölmüşler için bol bol sadaka vermek gerekir. Bir adam Resulullah'a geldi ve Buhari'nin hadisi, dedi ki, annem aniden öldü ya Resulallah. Yaşasaydı annem çok sadaka severdi. Malından bayağı sadaka verirdi. Ama aniden ölünce yapamadı. Dedi, ben annem için bir şey yapabilir miyim? Sadaka, onun yapamadıklarını yapabilir miyim deyince Resulullah buyurdu ki, annen için sadaka ver. Annen için sadaka ver. Bu nedenle de anne baba için verilen sadaka aynıyla Allah katında kabul edilir. Hani bazıları efendim ölüye sadakanın faydası yok. Faydası var. Diriye de faydası var. Yaşayana da faydası var. Verene faydası var. Parası temizliyor. Hakkını veriyor. Allah'a faydası var. Doyuyor. Dua ediyor. Ölüye faydası var. Gereksiz olur mu yani? Efendim bir şey daha söyleyeyim. Sonra telefon alacağım. Mülk suresini bol bol her yatsıdan sonra okumanızı tavsiye ediyorum. Tebârekellezî biyedil mülk. Bildiğiniz Mülk suresi. Bu Mülk suresini mutlak manada her yatsıdan sonra efendim Amme yetesâlûn suresini ikindiden sonra efendim Nebe suresini, Mülk suresini de efendim her yatsıdan sonra mutlak manada okumayı bir alışkanlık haline getiriniz. Adam bir yerden bir yere gidiyordu. Efendim bilmeden bir mezar üzerine çadırını kurmuş. Uyumak için çadır kurdu ve uyudu. Ama uykusunda sabaha kadar Tebareke suresinin biri tarafından okunduğunu duydum. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve sonuna kadar. Yani merak etti. Topraktan duyuyor. Uykusunda sabaha kadar Mülk suresini okuyor. Sonra Resulullah'a gitti. Adam yani dönünce Medine'ye Efendimiz'e gitti. Dedi ki ya Resulallah garip bir şey oldu. Ben çadırımı bir yere kurdum. Sabaha kadar Tebareke suresinin mezardan aşağıdan topraktan sesi geldi bana. Bu nedir dedi diye merak etti. Hazreti Peygamber buyurdu ki o mani'adır. O dafi'adır. Ne demek yani? Engelleyen bir suredir. Yani o sure engeldir dedi. Müdafaa edendir dedi. Kavga edendir dedi. Uğraşandır dedi. Neyle uğraşıyor? Sahibini ateşe sokmamaya.
kendini okuyanı cennete sokmaya. Ve mücadele ediyor Tebareke suresi sonuna kadar. Kimlerle? Meleklerle. Diyor ki bu adam benimle uğraştı diyor Tebareke suresi. Bu adam her yasadan sonra benimle uğraşıyordu. Beni okuyordu. Bu adamı cehenneme sokmayın, ben ona şefaatçi olacağım. Mücadele ediyor diyor Tebareke suresi. Sabah kadar mücadele ediyor. Mani'adır, dafi'adır diyor Peygamberimiz. Yani okumaya devam edin diyor. Bu nedenle de Mülk suresini efendim mutlak manada okumayı alışkanlık haline getirelim. Ve her yasadan sonra bu sureyi okuyalım. Çünkü mezardan, kabirden, kabirin azabından koruyan bir suredir diye söylemiş olayım efendim. Bir sorumuz var, alalım sorumuzu. Alo. Alo, hayırlı sahurlar hocam. Hanımefendi, hoş geldiniz programımıza. Hayırlı sahurlar dilerim efendim, buyurunuz. Allah razı olsun hocam. Hocam size sorum var da. Buyurun, hocam, tabii ki. Şimdi benim babam rahmetli oldu. Evet. Babam rahmetli olmadan 4 gün önce ben babama dedim ki baba bana hakkını helal eder misin dedim. Evet. Babam da dedi ki kızım senin dedi evlatlığına doyamadım. Yer yok seni incitmesin dedi. Öyle helallığını aldım. Evet, çok güzel maşallah. Kayınpederim, kayınvalidemden de öyle helallığını aldım ölmeden önce. Şimdi hocam ben anneme bakıyorum. Annem bana öyle güzel bir dua ediyor ki diyor ki Allah seni cennetinin bir köşesini hazırlasın kızım sana diyor. Ne güzel. Öyle hayır duası alıyorum. Hocam benim Allah katında nasıl bir yerim olabilir acaba? Onu merak ediyorum. Onu biz bilemeyiz. Onu Allah bilir. Çünkü mülkün sahibi o. Ama annenizin duasını almış olmanız, babanızın sizden çok memnun olmuş olması sizin için büyük bir nimettir. Büyük bir müjdedir. Tabii ki mevki, makamı Allah bilir. Biz bilemeyiz. Ama şunu bilin ki Allah sizden daha cömert davranacaktır. Onun için büyüklerden birine dediler ki, çok ilginçtir Remzi Hocam, Abdurrahman kardeşim. Büyüklerden birine dediler ki, ne istersin? Mahşerde Allah mı seni yargılasın, annen mi yargılasın? Yani kararı Allah mı versin senin? Mahkemeye çıkacağız ya, teraziye. Allah mı seni yargılasın, annen mi yargılasın dediğinde dedi ki Allah yargılasın. Çünkü annem bazen bana kızardı, Allah bana hiç kızmadı dedi. Allah onun için daha merhametli ve daha affedicidir. Onun için Allah'ın bizim için hazırladığı nimetler o kadar çok ki hanımefendi, biz hayal bile edemeyiz. Yani aklımızın ucundan dahi geçmez Allah'ın vermiş olduğu nimetler. Bu nedenle mutlaka yeriniz iyi olacaktır inşallah. Annenizin duasını almaya devam edin. Babanız zaten sizden razıymış. Allah rızalarını çoğalsın inşallah. Tabi bu vesileyle bütün ölmüşlere rahmet olsun. Çok sevdiğim kardeşim Murat'ın abisi Muzaffer Bey var dostumuz. O da dün gece aniden kalp krizinden vefat etti. Kalp krizleri çoğaldı. Hayli çoğaldı yani. Allah hepimizi korusun, muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah kendinize iyi bakın. Az biraz yemek yiyin Ramazan ayında. Az hepimiz çok yiyoruz. Az yiyin biraz. Dikkat edin biraz kendinize. Ramazan ayında kim vefat ettiyse Rabbim hepsine merhamet etsin. Mekanlarını cennet eylesin. Hepimizi korusun inşallah. Sevgili Abdurrahman. Evet. Hocam şimdi dün annem eserini okuduk. Demin hanım kardeşimiz de babadan bahsetti. Sizin babanızı da rahmetle anıyorum. Benim babam da 6 yıl önce vefat etmişti. Bu vesileyle hem babalarımızı rahmetle anmış olalım. Babam eserini okuyalım inşallah. Evet.
Teşekkür ederiz. Çok duygulandırdın sevgili Abdurrahman. İnanıyorum ki izleyicilerimiz de şu anda ekran başında yakınsa babalarına sarılmışlardır. Çocuklar kalk babanıza sarılın. Hayattayken babanız kıymetini bilin. Öldükten sonra mezara gitmenin faydası yok. Mezarda artık o ameliyle beraberdir. Gitmeyin demiyorum da. Yani orada üzülmenin bir faydası yok. Dünyadayken gidin elini öpün babanızın, ayağını öpün. Babacığım hata ettiyse affet beni. Yani insan 70 yaşında da olsa, 80 yaşında da olsa babaya ihtiyacı var. Baba illaki lazım. Baba olmasa anne çok çok önemli ama baba da yabana atılmaz yani. Bu nedenle Allah önce insanlığın babasını yarattı, Adem'i yarattı, sonra Havva'yı yarattı. Adem'le başladı bu işe. Havva'yı da Adem'in bir parçasından yarattı. Onun için baba çok çok kıymetli. Babalara bazen fazla değer verilmiyor. Sanki sıradan bir olaymış gibi. Çok büyük bir olay. Babanızın kanındansınız yani. Onun hücresindensiniz. Onun hayatından, vücudundan bir parçasınız. Hepimiz için diyorum bu. Babaların kıymetini bilin. Ben buradan bütün babaları sevgiyle kucaklıyorum. Bizden büyük olan babaların ellerinden öpüyoruz. Efendim, Allah selamet versin. Haccacı Zalim tarihte yer almış olan en feci zalimlerden biridir. Bir gün Haccacı Zalim'e diyorlar ki biraz adil ol, Ömer gibi ol diyorlar.
Hacı Hacı Zalim belki hayata söyleyeceği en doğru sözlerden birini söylüyor. Diyor ki, Ömer'in yanında kim vardı? Ali ile Osman vardı. Onu doğrultan onlar vardı. Benim yanımda da siz varsınız. Onlar Ömer'le, yani Ömer'in dönemi Ali'lerin, Osmanlıların dönemine uygun bir dönemdi. Siz de bana uygunsunuz. Allah beni sizin başınıza bela etti diyor. Çünkü günahlarınızın bedelini ödüyorsunuz. Ben Hacı Hacı Zalim burada oldukça. Onun için alimlerden birine dediler ki bizi Haccaç'tan kurtar dediler. Zalim Haccaç'tan. O da şöyle dedi. Kurtuluş var da Haccaç zaliminin zulmünden kurtulmanız için şunlara dikkat ediniz diyor. Yani vaaz etti, insanlara anlattı. Haram mal edindiyseniz terk edin dedi. Kimse haram malı terk etmez. Kendine bir çıkış yolu bulmaya çalışır. Kendine göre mantıklı bir cevap vermeye çalışır. Ama dedi ki haram mal edindiyseniz terk edin, sahibine iade edin. Efendim haram malı sahibine verin. Eğer kimden aldığınız belli değilse adam vardır. O kadar parası haramdır ki kimden geldiği belli değildir. Yani herkese belki yüzlerce kişi dolandırmıştır. Böyle insanlar var. O zaman o malı fakirlere dağıtın. Sevap da beklemeyin. Sahibini bulamadığın fakire dağıt, ondan da sakın sevap bekleme. Çünkü zaten edinme yolun haramdı. Ver fakire, belki fakir o paradan efendim istifade eder. Bir eksiğini gediğini kapatmaya gayret eder. Efendim devam etti. Dedi ki, nikahsız beraberlikleriniz varsa, yani bir kadın bir erkek arasında nikahsız bir ilişki varsa adını koyun, nikahınızı kıyın. Nikahınızı kıyın ki haram işlemeye devam etmeyin. Eğer nikah kıyamayacaksanız tövbe edin ve terk edin. Kadın erkeği, erkek kadını terk etsin. O hale devam etmesinler. Mutlak manada terk etmeleri gerekir. Sonra devam etti. Çokça tövbe edin. Şu üç kavramı çok iyi kullanmak, iyi değerlendirin. Hamd, şükür, besmele, istiğfar. Besmele, istiğfar, şükür ve hamd. Hamd Allah'a. Allah'ım bana hamd, sana hamd olsun verdiklerin için. Besmele her hayırlı işin başlangıcı. Efendim, istiğfar ise her bir şeyi isterken, istemeden önce kendini durulama ve temizleme yolu. Aslında tövbe hepsini kapsıyor. Bol bol tövbe edin ki Haccaç ve benzerlerinin zulmünden kurtulasınız diye söylüyor. Çünkü kişi bir şey istiyor Allah'tan da diyor ki Haccacı Allah'ım uzaklaştır bizden diyor. Kabe'ye bile mancınıkla saldıran bir adam Haccacı zalim. Efendim Hazreti Ebu Bekir'in torunuyla savaşıyor. Sonra onu şehit ediyor ve asıyor. Hazreti Esma'nın oğlunu. Feci bir hadisedir İslam tarihinde. Harre vakası, Medine'deki Harre vakası ve Kabe'yi işgal hadisesi. Efendim Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah bin Zübeyir bin Avvam Kabe'yi tek başına 70 yaşında kurduğu bir orduyla idare etmeye, kurtarmaya çalışıyor ama sonra şehit oluyor. Hatta ilginçtir, şehit olmadan önce annesine diyor, anne dua et ben öleceğim diyor. Şehit olmak için çıkıyorum. Oğlum diyor, bir şöhret için çıktıysan yazık olsun sana. Allah için yola çıktınsa şehadet sana mübarek olsun diyor. Hazreti Esma, Hazreti Ayşe'nin ablası. Ablasının oğlu bu. Abdullah bin Zübeyir, tarihin kaydettiği en cesur adamlardan biri. Ama onun döneminde Kabe mancınıkla yakılıyor. Uzun hikaye belki ama işte Haccac gibi bir zalimden kurtulmanın yolu tövbe etmektir. Son olarak da o alimin dediği şey, Kur'an-ı Kerim'i okuyun, Allah Kur'an'ın keremiyle belaları def eder diyor. Onun için şu duayı çok yapın. Ya dafi'al belaya, itfa annel belaya, fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Ey belaları def eden Allah, bizden belaları savuştur ve gönder uzaklara, dağlara, dağlara, ormanlara. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Allah koruyanların en hayırlı olanıdır. Bu merhamet edenlerin merhametidir Cenab-ı Allah. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'le Allah'a sığınmak, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle, şifa ayetleriyle, musibetleri def eden ayetleriyle Allah'a sığınmak bir Müslümanın bir yol
çizimi olmalıdır. Bu yoldan yürümelidir. Eline Kur'an-ı Kerim'i al, aç bir sayfasını, oku Allah'a sığın. Bilmiyorsan Felak oku Allah'a sığın, Nas oku Allah'a sığın. Peygamberim bol bol okudu, efendim İhlas suresini ki tevhid, mesela diyor Peygamberimiz diyor ki İhlas Kur'an'ın üçte biridir. Ya, halbuki iki üç ayetlik bir şey, ufak bir şey. Ama İhlas suresi İslam'ın itikad sisteminin tümünün temelini, omurgasını oluşturuyor. Kur'an'ın üçte biri inançla ilgilidir. İhlas suresi de ona tekabül ediyor diye ifade var. Kısa bir aramız var. Aramızdan sonra buradayız. Hem Kur'an-ı Kerim'imizle hem sevgili Abdurrahman ilahileriyle hem de sorularınızla buradayız efendim. Efendim yeniden beraberiz. Yüce Rabbimiz selamıyla size selamlıyorum. Hanelerinize Rabbim bereket, sağlık, esenlik nasip etsin. Şu anda kalkanlara Rabbim hayırlı ömürler nasip eylesin. Gönüllerimiz gönüllerinizle beraber. Yarın gece Leyla-i Kadir'i unutmayalım. Saat 8 ile 9 arasında canlı yayında efendim Leyla-i Kadir'i kutlayacağız. Bu gece yani yarın gece ne yapacağımızı uzun uzun konuşacağız. Ve hemen tabii ki bir sonra sorularınız var, dualarımız var ama sevgili hocamla Remzi Yer hocamla şöyle bir Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Ondan sonra Zümer suresinin son ayetleri zannediyorum. Hocam buyurunuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Yüce Allah doğru söyledi, kelamı doğru. Efendim Mevlam Kur'an'dan ibret almayı nasip eylesin. Hocam ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Hazreti Fatıma'nın bize öğrettiği bir dua var. Peygamberimizin biricik kızı, en son vefat eden kızı Fatıma annemizin ki Peygamberimizden 6 ay sonra dünyaya veda etmiştir. Hazreti Ali'nin Habibi, Habibi dediği, sevgilim, sevgilim dediği Fatıma. Vâbe an ayni an cismi diyor.
ve la yagibu an kalbi, efendim gönlüm önümden gittim belki ama şu anda yanımda değilsin ama kalbimde mahşere kadar yanımdasın diye mersiyeler okuduğu Hazreti Fatıma. O bize şu duayı okuttu, okudu, öğretti. Peygamberimiz onu okuyor, öğretiyor, o da bize öğretti. Ey yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah'ım. Bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi olan Yüce Allah. Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı, Yüce Kur'an'ı indiren Allah. Efendim, evet devam ediyoruz. Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Yüce Kitap olan Kur'an'ı indiren Allah. Ey taneyi ve çekirdeği çıkaran Yüce Rabbim. Hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım. Yani hesaba çekeceğin bendeki her kötü şeyin şerrinden sana sığınırım. Ya Rabbi, sen öyle evvelsin ki senden evvel hiç kimse yoktur, varlık yoktu. Varlığı var ettin, yokluğu da var ettin. Sen öyle bir ahirsin ki, ebedisin yani, sonsuzsun ki zatından sonra hiçbir şey yoktur. Mahşer günü Allah soracak değil mi? Melekler ölmüş, cinler ölmüş, insanlar ölmüş, evren paramparça olmuş, tuz buz olmuş gezegenler. Diyecek Allah, kim muktedir olan? Kim, kim, kim? Cevap yok. Sadece o. Allah'ım sen öyle ahirsin ki zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, zahirsin ki yani. Senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sırsın ki Allah hem zahiren batındır, hem hafidir, hem sırdır, hem ortada olandır. Sen öyle sır ve gizlisin ki senin önünde hiçbir şey yoktur. En son dua işte o. Önce Allah'a yalvarıyorsun, imanını ifade ediyorsun, sonra istiyorsun. Ne istiyorsun? Ya Rabbi, bana borcumu ödememi, fakirliğimi gidermemi nasip eyle. Duayı bir daha ister misiniz? Bence güzel, bir daha isterseniz. Demin çünkü ben belayı def etme duası istedim. Hemen istediniz. Hocam duayı bir daha okur musunuz diye. Siz kayıt yapın yani aslında dinlerken. Ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah'ım. Bizim Rabbimiz, her şeyin Rabbi olan Yüce Allah. Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren Allah. Taneyi ve çekirdeği, yani yer altındaki taneyi ve çekirdeği çıkaran Yüce Rabbim. Hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım. Ya Rabbi, sen öyle evvelsin ki senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki Allah hem evvel hem ahirdir. Hem ilktir, sonsuz olarak var olandır, hem sonsuz olarak var olmaya devam edecek olandır. Sen öyle ahirsin ki zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki senin üzerine hiçbir şey yoktur. Evet, sen öylesine sır ve gizlisin ki senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi, bana borcumu ödememi, sıkıntıdan çıkışımı, fakirliğimi gidermemi bana nasip eyle diye efendim bunu ifade ederim. Tabii şunu söyleyeyim. Aslında duaların hepsi karşılık görür. Ama gönülden yap duanı. Dil değil sadece. Dil duadan bahsediyor ama kalp başka yerde. Gönlün dünyada, dilin Allah'ta olmaz. Hazreti büyük zatlardan biri Abdülkadir Geylani veya Bessamlı Beyazıt Kabe'yi tavaf ediyor. Diyor ki, birini gördüm diyor. Yaşlı birini, ihramı sıyrılmış, Kabe'ye sığınmış, Kabe'nin sitarına, duvarına yapışmış. Sürekli yalvarıyor Cenab-ı Allah'a. O kadar içten ağlıyor ki diyor, ben dedim ki, ya Rabbi, bu adamın duası kabul et. Ne kadar içten yalvarıyor, ne kadar gönülden bu adamın duası mutlaka kabuldür diye zannettim. Allah diyor, onun kalbini bana açtı. Üstündeki sırrı keşfetti.
Baktım ki adamın kalbi Allah'ta değil, dili Allah'ta. Yalvarıyor ama Allah için yalvarmıyor. Dünyalık bir şey istiyor. Mesela bana bir tarla ver ya Rabbi diyor. O ağlıyor böyle. Örnek vereyim. Böyle bir şey için bu kadar gözyaşı döküyor. Kalbi Allah'la değildi. Dili Allah'la. Hacca gittim diyor. Arafat veya Müzdelife'de bir genç gördüm. Delikanlı bir genç. Oturmuş. Etrafında paralar var. Altınlar, gümüşler işte. Sikkeler var. Eski paralar. Paraları takas ediyor bile. Yani dövizcilik yapıyor. Bugünkü tabirle döviz işi yapıyor. Sürekli para veriyor, alıyor, para veriyor, mal veriyor, mülk veriyor. Ben de dedim ki kendi kendime, ya buraya gelmişsin, bereketten istifade edemiyorsun. Yazıklar olsun dedim kendi kendime. Allah ve o gencin kalbini bana açtı. Baktım kalbi Allah'la beraber. Eli orada parada ama kalbi Allah'ta. Onun için dua ederken, ki dua bir çağrıdır. Allah'la sohbet etmektir. Udûni estecib lekum dedi Allah. Açık söyledi Cenab-ı Allah. Bana dua edin, icabet edeyim dedi. Onun için mesela dualarımızda bol bol dua ederken ya mucib, ya mucib, ya mucib, ya mucib diyoruz. Allah'ım kabul et, Allah'ım kabul et, Allah'ım kabul et. Ey Allah, kabul et, kabul et diye Cenab-ı Allah'a elimizi açıyoruz ve dua ediyoruz. Duamız olmasa hiçbir kıymetimiz olmaz. E peki kimden isteyeceğiz? Allah'tan isteyeceğiz. Ve isterken de kabul edileceğine inanarak dua edeceğiz. Dua ederken ellerimiz açık olacak. Eller, hocam geçen sordunuz yine ellerimizi açık ifade ederken, hocam ellerimizi bu şekilde efendim tutarsak dinen caiz mi? Sakıncası yok. Niçin böyle tutuyorsun diye merak ettim, sordum. Hocam nur aşağı akmasın diye söylediler. Arkadaşlar Allah nuru koyacaksa açık iki avuca da nuru koyar. Yani o nur oradan taşmaz. Taşarsa da senin üstüne gelir netice itibariyle. Ama dua ettikten sonra, duanızı bitirdikten sonra duanızı dua ettiğiniz avucunuzu üfürürsünüz. Yani usul odur. Dua ettikten bitirdikten sonra amin dersiniz. Üfürürsünüz avucunuza ve sonra avucunuza bütün vücudunuzu sıvazlarsınız. Özellikle duadan hemen sonra. Bir de yatağa yatarken ki Peygamberimiz çok önemsiyordu. Yatağa yatmadan önce oturduğu yerde yatakta mutlaka elini açardı. Mutlaka İhlas suresini Kul huvallahu ahad okurdu. Akabinden Felak ve Nas surelerini okurdu. Sonra mübarek ellerini vücuduna sürerdi. Hatta hastalığında elini süremiyordu. Halsizliğinden dolayı. Hazreti Ayşe validemiz okudu. Ellerini Peygamberimizin kendi vücuduna, Peygamberimizin vücuduna Hazreti Ayşe validemiz kendisi temas ettirdi, ellerini sürdü. Ve böylece Peygamberimizin avucunun içiyle ondan şifa veya işte rahmet duaları yapmış oldu. Duayı önemseyeceğiz. Duayı, ki duanın en büyük kabul şartı nedir? اَتْيِبْ مَتْعَمَكْ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدُّٰى Sa'd bin Ebi Vakkas ki Peygamberimizin dayısı, dayızadesi Peygamberimize diyor ki hangi şeyi yaparsam duam kabul olur. Hazreti Peygamber tek bir cevap veriyor. اَتْيِبْ مَتْعَمَكْ Dürüst yemek ye, helal ye, yiyeceğin ekmeğin helalden gelsin, duan makbul olur. Haram, öyle başka bir yerde diyor ki, مَتْعَمُوا haram, مَشْرَبُوا haram, اَنَّ يُسْتَجَابْ Bir adamdan bahsediyor, diyor ki, Resulullah, elini açmış diyor, Allah'ım kabul et, kabul et, kabul et diye yalvarıyor diyor. Bir kuldan örnek veriyor bir insandan. Elini açmış, Allah'ım kabul et diyor. Allah niye kabul etsin onu diyor. Suçu ne adamın? Peygamber kabul niye kabul etsin dediği kişinin suçu ne? Yediği haram, içtiği haram, oturduğu haram diyor. Hayatı harama bulaşmış, haramın içerisinde. Sonra diyor ki Allah'ım kabul et, kabul et. Allah niye kabul etsin o duayı diyor. Hazreti Peygamber eleştirirken onu. Onun için dualarımızın kabul edilmesi için duayı kabul ettirecek amel işlememiz gerekir. Bir telefonumuz var. Alalım bakalım. Alo. Efendim beni duyuyor musunuz? Alo. Hanımefendi sizi duyuyoruz. Buyurun efendim, buyurunuz. Hayırlı sahurlar hocam. İyi sahurlar hanımefendi. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Buyurun. Hocam size bir sorum olacak. Evet, dinliyoruz. En yakın arkadaşım benim yuvamı yıktı. Kendisi evliyken. Yuva yıkanın yuvası olur mu hocam? Yani tabii yuva yıkanın
Elbette ki yuvası olmaz. Hatta diyorsunuz ki soframıza geldi. Eşim de aramızı bozdu. Şimdi evliler. Yani sizden boşandı, onunla mı evlendi hanımefendi? Alo. Alo. Ben duyuyor musunuz? Duyuyorum hocam. Peki. Sofranızda yemek yedi. Sizinle beraber yemek yedi. Sonra en yakın evet. arkadaşınız, eşinizle aranızı bozdu. Araya girdi. Sizi birbirinizden soğuttu. Şimdi de eşinizle evet. mi evlendi? Evet. Üçüncü eşi oluyor. Benim eşimin. Evet. Üçüncü eşi oluyor. Evet hocam. Anladım. Hanımefendi, tabii ki siz güvenmişsiniz. Evinize almışsınız, itibar etmişsiniz, değer vermişsiniz, insan yerine koymuşsunuz, itimat etmişsiniz, emanet. Eve çağırmak bir emanettir, emanete ortak etmişsiniz. Ama sizden ricam, beni telefondan dinleyin, televizyondan değil de. Televizyon biraz geç geliyor ses. Telefondan beni dinlerseniz daha rahat irtibat kurarız. Lütfen öyle yapınız. Bu emanete ihanettir hanımefendi. Yani gerekçe ne olsa olsun emanete ihanettir. Bunu yapmaması lazımdı. Sizi üzmemesi lazımdı. Çünkü siz güvendiniz ve onu evinize aldınız. Evinize aldığınız bir kişinin sizin eşinizi ayartması, tabirimi hoş görün, ve sizi üzecek olan bir şeye imza atması yakışık değil, yanlıştır. Yuva yıkanın da yuvası olmaz tabii ki. Mutlaka bir sıkıntı yaşayacaktır. Hala onun etkisindeyim. Evet. Ve ben bu eşimi de yerde, uykumda yerde gördüm bir de hocam. Rüyanızda yerde gördünüz. Aynen. Sizden öyle. Ayrıldıktan... Yanımdaydı böyle boydan boya yatıyordu. Sizden ayrıldıktan sonra mı efendim? Evet, benden ayrıldıktan sonra ben bunu uykumda yerde boydan boya yanımda yatıyordu hocam. Yani ileride size ihtiyacı olacak anlamı odur. İleride sizin elinize düşecek. Öyle mi? Size ihtiyacı olacak, sizin merhametinize sığınacak ya öyle... Veya ahirette onunla ilgili kararı siz vereceksiniz. Çünkü şu, eviniz, eşiniz gider, evlenir, evlenmez. O bizi enterese etmiyor. Kimsenin özel hayatı bizim için önemli değildir. Ama emanet saymışsınız, evinize almışsınız, güvenmişsiniz, itimat etmişsiniz. Sofranızda yemek yemiş ama başka bir hesap yapmış. İşte çirkin olan taraf o. Yani bizi etkileyen ve bizim için, bizim... yakışmaz bir insanoğluna, yakışmaz bu dediğimiz şey odur. Bundan dolayı tabii ki Allah katında sorumlu olur. O da pek mutlu olmayacaktır diye söylemiş olayım size. Bu bir beddua değil tabii de. Ama kanaatimi söylüyorum. İleride üzüntü yaşayacak, mutlu olmayacaktır. Siz kendinize, şu anda evli misiniz siz yoksa bekar mısınız? Hayır hocam, ben annemin evinde yaşıyorum tek başıma. Annemi de yeni kaybettim. Her cumada başına gidiyorum annemin. Her cuma gitmem de başına hocam. Orada böyle annemin başına yuva, kuş yuva yapmış hocam. O yuvayı dağıtmayın yani. O yuvayı dağıtmayın. Dağıtmadım hocam. Her gitmem de temizliyorum orayı. Peki evladınız var mı hanımefendi? Çocuğunuz var mı? Hayır hocam. Çocuğum yok. Eşimin çocuğu vardı. Bir kızı vardı. O zaman benim sizin yok hocam. Eşiniz ikinci evliliğiniz miydi? Evet, ikinci evliliğiydi. Anladım. Kaç yıl evli kaldınız hanımefendi? İki sene kaldım hocam. İki sene kaldınız. De yani kendinizi üzmeyin. Annenizin ziyaretine gidin. Annenize sohbet edin. Annenize her derdinizi... Her gün gidiyorum hocam, her gün ama kahroluyorum. Evet, derdinizi paylaşın. Allah sizin için daha hayırlı bir gelecek nasip edecek tabii ki mutlaka. O arkadaşınız da... Arkadaş seçerken dikkat etmek lazım. Arkadaş davet etmenin... Beraber aynı sofrayı paylaşmanın bir usul ve adabın olması gerekiyor. Din bu konuda da hassastır. Herkese her kapı açılmaz. Mutlaka seçici davranmamız gerekiyor. Herkes sofraya oturtulmaz. İnsanları tenzih ediyorum tabii. Ama iyisi var, kötüsü var. Biz iyi ve kötüyü birbirinden ayıramayız tabii ki. İyi ile kötü birbirinden ayıramayız. İnsanın içindekini bilemeyiz tabii ki. Bu nedenle de arkadaşınız herhalde bekardı değil mi o eşinizle? Hayır, evliyken hocam, evliyken. Oo, daha feci o tabii ki. Ben şoktayım şu an hocam zaten. Anladım. Ben... Ama ben her akşam teraviye gittiğim zaman Allah'a havale ediyorum hocam ben onu. Ben tabii... İstifa etmiyorum. Bekar veya işte boşanmış bir hanımefendi olarak anladım ben onu. Peki eşiyle boşandı mı o? Onu da sorayım bari.
Şimdi bilmiyorum boşandığını. Hiç bilmiyorum. Sadece mutlu olmadığını bana duyuruyorlar. Herhalde yani bundan sonra zil takıp oynayacak değil yani. Mutlu olmaz tabii ki. Yani Allah mutlu etmez. Olmaz hocam. Beddua etmiyorum. Allah'a havale ediyorum onu ben. En doğrusunu yapıyorsunuz. Bence de en doğru şey Allah'a havale etmektir. Kararı Allah verir. Merci Allah'tır. Biz değiliz. Siz kendinizi üzmeyin. Annenize gitmeye devam edin. Annenize dua edin. Oradaki kuş yuvasını dağıtmayın sakın. Annenizin mezarındaki kuş yuvasını dağıtmayın. Kendinizi Allah'a yakın hissedin. Mutlaka Allah bir çıkış kapısı nasip verecektir. Kim Allah'tan korkarsa Allah çıkış kapısı nasip eder diye ayet-i kerime var. Üzülme, kazanan sen olacaksın sonunda. Bir telefon daha var, onu da alalım hemen. Alo. Alo. Hanımefendi buyurunuz. Hayırlı sahurlar hocam. İyi sahurlar dilerim efendim. Buyurun efendim, şeref verdiniz. Hocam size bir sorum olacaktı. Evet buyurun, buyurun. Hocam benim iki tane kız evladım var. Evet. Şu an yine hamileyim. 3 aylık. Daha cinsiyetini öğrenmedim. Ne yapamadınız? Hocam erkek olma... Cinsiyetini hala öğrenmedim. Bilmiyorum yani. Ha cinsiyetini öğrenmediniz daha. Evet. Hocam erkek olmasını yani gönülden çok istiyorum. Sürekli aklımda. Büyük kızım da sürekli soruyor. Diyor anne erkek evladımız olsun. Hocam Allah'a nasıl dua etmem lazım erkek evladım olması için? Yani şöyle dua et. Allah'ım sana bugüne kadar bana verdiğin rızka hamd ederim. Bana iki kız verdin. Allah'ım lütfettin. Kereminden nasipdar ettin benim. Ya Rabbim. Evet. Ben isterim ki zürriyetimde erkek çocuk da olsun. Eğer lütfedersen sana hamd şükür ederim. Lütfetmezsen de yine sana hamd şükür ederim. Allah'ım beni bir erkek evlatla nimetlendir diye dua edersin. Bunda bir şey yok. Yani iki kızım var bir de oğlum olsun diyorsun. Kadın vardır, 3 oğlu, 4 oğlu vardır, bir kız olsun diye dua ediyordur. Bu Allah'ın işine karışmak değil, Allah'tan istenir. Çünkü belirleyen netice itibariyle Allah'tır. İstersin, arzu edersin. Bu bir isyan da değil, bu bir kötü bir şey de değil. Ama hayırlı olanı, hep onu söyle hanım bacımız. Urfa'dan arıyorsunuz. Kızımız yani mutlaka onu sık sık söyleyin. Allah'ım hayırlı olanı nasip et. Eğer erkek evladım hayırlı olacaksa beni bir erkek evlatla şereflendir ya Rabbi veya bir kız evlatla beni şereflendir ya Rabbi diye isteyebilirsiniz. İstenilecek merci Allah'tır. Bunda bir isyan, bir şirk söz konusu değildir. Tamam mı? Hocam bir de ben rüyamda görmüştüm de bu ikinci kızımda. Hocam bakıyordum iki tane ikiz evladım olmuş erkek. Hocam bakıyorum hoca bana diyor ki vefat etmiş ikisi de. Hoca bana diyor bunların ismini ne yazalım mezar taşına. Diyorum ki birinin adını Muhammed birinin adını da Baran koyun. Diyor acaba aklımdan geçiyor diyorum eğer ki erkek evladım olursa adını aynı o şekilde koyayım mı yoksa sürekli söylüyorum. Diyorum erkek evladım olursa adını Muhammed koyacağım. İnşallah öyle olur bacı. Erkek evladın olur hayırlısıyla. Adını da Muhammed koyarsınız. Ve kötü bir şey yapmış olmazsınız inşallah. Efendim bugün çok özel bir dua sizinle paylaşmak istiyorum. Meleklerin meşhur tesbihatıdır ki efendim Rahat suresinin 13. ayeti buna işarettir. Zümer 75 Zümer suresi 75. ayet işarettir. Melekleri görürsün ki Rablarını hamd ile tesbih ederler. Arşın etrafını kuşatmışlardır. Efendim, Sübhane zil azameti vel ceberrut, Sübhane zil mülki vel melekut, Sübhane el hayyil lezi la yemut. Müthiş bir duadır bu. Arşı dolaşırken meleklerin Allah'ın büyük arşını, kainatı, evreni, varlığı, mevcudatı dolaşırken melekler kainatın azameti, büyüklüğü, ihtişamı, muhteşemliği karşısında etkilenirken bu tesbihatı yapıyorlar. Allah'ı anıyorlar. Allah'ı zikrediyorlar. Herhalde meleklerin tesbihatı bizim tesbihatlarımızdan daha kıymetlidir. Subhanallahi ve bihamdi. Melekler onu hamd ile tesbih ederler. Rahat 13. Bir daha söylüyorum. Zümer 75. Melekleri görürsün ki Rablerini hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatırlar. Peki meşhur bu
meşhur hamd nedir meleklerin meşhur tesbihi? Bunu mutlaka kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Telefona kaydedin, yazın, kamerayı açın telefonun bu duayı mutlak manada hem yazın hem yazdırın. Değil mi Remzi Hocam? Hem yazın hem yazdırın. Akrabalarınıza, çocuklarınıza meleklerin tesbihatıyla Allah'ı anın. Sübhane zil azameti vel ceberrut. Efendim yücelik ve kudret sahibi Allah her türlü eksikliklerden uzaktır. Sübhane zil mülki vel melekut. Varlığın, mülkün, gücün sahibi olan Allah her türlü eksiklikten uzaktır, münezzehtir. Evet. Sübhanel hayyillezi la yemut. Hep diri ve var olan ve hiç ölmeyecek olan Allah her türlü eksikliklerden münezzeh, uzak arınmıştır. Evet efendim, bu efendim Sübhanel hayyillezi la yemut. Hep diri ve var olan ve hiç ölmeyecek olan Allah her türlü eksikliklerden uzaktır. Münezzehtir. Bu duaları mutlak manada efendim ezberlemenizi efendim ve elinizden geldiği kadarınca okumanızı tavsiye ediyorum. Hazreti Peygamber Fatıma annemize şu duaları öğretiyor. Şirk koşmaktan Allah'a sığın. Büyü yapmaktan ve tabii ki yaptırılmaktan Allah'a sığın. Kahinlikten, kehanetten Allah'a sığın. Yani ona öğretiyor ki bize öğretsin diye Fatıma annemiz. Haksız yere adam öldürmekten sakınmayı öğret. Faiz alıp vermekten Allah'a sığın. Efendim yetim malı yemekten Allah'a sığın. Harp meydanından kaçmaktan Allah'a sığın. Bunu öğret diyor yani Fatıma annemize. Öğret bunu. Çevrene öğret. Müslüman bir kadına, ki Müslümanlarla muhatabız tabii, zina iftirasında bulunmaktan Allah'a sığın ki efendim en büyük günahlardan biri de efendim bu olsa gerek. Yetim malı yemekten Allah'a sığın diye ifade edeyim. Mevlam hepimizi her türlü şerden uzak eylesin inşallah. Efendim, ilginç bir şey anlatacağım size. Hasan-ı Basri'ye, en büyük tabi'in alimlerinden biri olan Hasan-ı Basri'ye problemleri olanlar gelirlermiş. Sevgili Abdurrahman biraz sonra güzel bir ilahi okuyacağız inşallah. Hasan-ı Basri'ye problemi olanlar gelirlerdi. Kuraklık, fakirlik, yoksulluk, evlat olmaması. Geliyor diyor ki Hasan-ı Basri'ye, evladım yok, dua öğret. Problemi olan gelir diyor ki, sıkıntım var. Allah'a dua et, sıkıntımı geçirsin diyor. Kuraklıktan dolayı diyorlar ki, Hasan-ı Basri, dua et, bize dua öğret, kuraklıktan kurtulalım diye. Bostanı az gelmişti adamın, karpuzu, kavunu az gelmişti. Ey Hasan-ı Basri, dua et, Allah bize veya bize bir dua öğret. Allah bizi bu şerden korusun diye hep şikayet ediyorlar. Adam efendim bir dostu yanındayken Hasan-ı Basri'nin efendim bir adam geldi dedi ki kıtlık var dedi. Ey Hasan bize yol ver, yol göster. Hazreti Hasan dedi ki istiğfar et. Estağfirullah de. Allah'ın bağışlanma dilerim. Biraz sonra bir adam geldi dedi ki fakirim dedi. Dua et, bana bir dua öğret ki Allah beni zengin etsin. Hasan-ı Basri dedi ki istiğfar et. Günahından bağışlanma dile Allah'tan. Estağfirullah de dedi. Bir adam geldi dedi ki ey Hasan dedi. Dua et, Allah bize bir çocuk versin. Allah bana bir evlat versin dedi. Hasan-ı Basri dedi ki istiğfar et. Dikkat edin, herkesin problemi ayrı ama tedavi aynı. İstiğfar et. Bağışlanma dile Allah'tan. Adam geldi dedi ki bahçem bağım kurudu. Kuyudan su çıkmaz oldu. Dedi ki istiğfar et. Allah'a bağışlanma dile dedi. Hasan-ı Basri'nin bütün problemlere verdiği cevap aynı. Dostu sordu. Büyük alimlerden biri de dedi ki üstad dedi problem farklı ama cevap aynı.
Adam bostan istedi, istiğfar et dedin, Allah'tan bağışlanma dile dedin. Kuraklık var dedi, bağışlanma dile dedin. Çocuğum olsun diye bana yol göster dedin. Dedi, bağışlanma dile dedin ona. Hep aynı istiğfarı öğrettin dedi herkese. Hikmet var mı bunda dedi. Hasan-ı Basri dedi ki, sen zannediyor musun ki ben kendi kendime konuşuyorum. Ben Kur'an'la cevap veriyorum onlara. Nasıl dedi arkadaşı? Hazreti Hasan-ı Basri, efendim, innehu kâne gaffâran, yursülüs semâ aleykum idrâran, ve yumdidkum bi emvâlin ve benîn. Ayet-i kerimesini okudu. Yani hangi ayet-i kerimeyi okudu? Efendim dedi ki, efendim ben, ki Nuh suresindeki ayet-i kerimeyi okuyor. Mali şöyle, onlara dedim ki Rabbinizden bağışlanma dileyin. 10 ve 12. ayetler tabii ki. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Üzerinize gökten bol yağmur yağdırır. Mallarınızı, oğullarınızı çoğaltır. Bu şekilde size bahçeler ihsan eder. Nehirler akıtır size. Dedi ki arkadaşına, bak bütün bu nimetleri Allah sayarken dedi ki istiğfar edin. Dua edin ki ben indireyim size. Evlat vereyim, bahçelerini sulayayım, sıkıntınızı gidereyim. Sizi sıkıntılardan, cehennemden azat edeyim. Gökten üzerinize yağmur indireyim. Mallarınızı çoğaltayım, mülkünüzü çoğaltayım. Bahçeler ihsan edeyim, nehirler akıtayım. Allah dedi, söylüyor. Ben Allah'ın Kur'an'ından fetva veriyorum diyor Hasan-ı Basri. Ayetin yerini söyleyeyim. Nuh 10-12. Ayetler. Nuh suresi 10 ve 12. ayet kelimeleri okumaya devam edelim ki Allah bütün bu sıkıntıları aşmamızı nasip etsin. Efendim bir dua daha öğreteyim. Bu gece Kandil gecesi öncesi tabii ki yarın gece çünkü Kandil var 8 ile 9 arasında yayında olacağız. Allah ömür verirse tabii ki. Efendim Seyyidül İstiğfar duası duaların şahıs sayılan bir duadır. Seyyidül İstiğfar. Bağışlanma dualarının efendisi, seyit, lideri yani olan bir duadır. Bunu da ezberleyelim ve yazalım bir yere, sık sık okuyalım. Kaydı alın en azından. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın Allah'ım. Ben senin kulunum, kabul et. Gücüm yettiği kadarıyla da senin ahdin ve vaadin üzere bulunuyorum. Ne demek bu? Allah ruhlar alemini yaratırken ne dedi? Bedenler daha anne rahmine düşmeden 1 milyon yıl önce diyelim mesela. 1000 yıl, 10 bin yıl, 50 bin yıl önce. Dedi ki elestu bi rabbikum, ben Rabbiniz değil miyim diye sordu bize. Ruhlar aleminde dedi ki bela. Ve nahnu ala zalike lemine şahidine şakirin dedik. Evet dedik Allah'ım sen bizim Rabbimizsin. Biz de şahitleriz bunun. Bunun üzerine şahitlik yapıyoruz dedik. Sonra dünyaya geldik şehadeti unuttuk. Allah'a verdiğimiz vahdin arkasında durmadık. İşte Seyyidül İstiğfar duasında kul diyor ki ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve vaadin üzerine bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Niye öyle? Herkes her günahımı bilmez, Allah bilir sadece. Allah gizliyi aşikarı bilendir. Allah'ım üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka kimse günahları bağışlayamaz ya Rabbi. Buhari, İmam Buhari bu hadisi rivayet etti. İmam Buhari'nin Türk kökenli olduğunu söyleyeyim. Hadis ilminin dahisidir. Hadiste emirül müminindir. Hadisin halifesidir yani. Hadis ilminde müminlerin emiridir. Hadis ilminde hüccettir, delildir yani. İmam Buhari bir hadise sağlam dediyse sağlamdır o. Çok az böyle yoruma açık acaba denilen rivayetler vardır belki çok azdır sayısı ama son derece güçlüdür.
hadis ilminde bir dehadır. Müslim ve Buhari birbirini tamamlayan iki büyük büyük insan. Derim ki hadis ilminde Emirül Müminin olarak adlandırılmışlardır. Allah bu dualarımızı da inşallah kabul etsin diyorum. Sevgili Abdurrahman, sıra sende. Eyvallah, o zaman ağlama gözlerim Mevlam Kerim. Eyvallah, eyvallah. Hadi bakalım. Thank you.
Sevgili Abdurrahman, teşekkür ediyoruz. Ağrına, ağzına, yüreğine sağlık efendim. Bir telefonumuz var. Telefonumuzu hemen alalım hızlı bir şekilde. Alo. 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 Hanımefendi buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Hayırlı buyurun. Ramazanlar hocam. İyi Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Hocam ben Hatay'dan arıyorum. Benim iki torunum, bir gelinim Hatay depreminde vefat etti. Biri 4 yaşında, biri 10 yaşındaydı hocam. Torunlarınız 10 yaşındakinin yani. 10 yaşındaki torunumun dişi 7 yaşında düştü ya. Onu sakladım. O şu an bende, ondan teselli oluyorum. Günaha var mı? Yoksa hocam götürüp mezarına mı gömen, bunu bir öğrenmek istedim hocam. Evet. Mezarı belli mi bacı? Belli. Üç gün sonra çıkardık hocam. Getirdik, gömdük. Annesiyle beraber. Annesi öğretmen de Hatay'daydı. Biri 4 yaşında, biri 10 yaşındaydı. 10 yaşındakinin 7 yaşında dişini düştü ya. O zaman aldım, sakladım. 3 senedir ben de 1 yıldır kafamı karıştırıyor. Diyorum ki günah mı? Rüyama da çok giriyor. Güzel giriyor. Kötü girmiyor. Geliyor, sarılıyorum, öpüyorum, gidiyor. Ama işte götürmem mi gerekiyor? Bunun günahı var mı hocam? Onu bir öğrenmek istedim sizden. Evet, evet. Depremde 11 ilde, birçok ilçede, köyde gelen o göçükte vefat etmiş olan bütün kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Allah bu ülkeye bir daha böyle bir şey yaşatmasın inşallah. Efendim, onların ben şehit olduğuna inanıyorum, iman ediyorum. Çünkü el mehdumu şehidun diyor Peygamberimiz. Göçük altında kalan şehittir diyor. Ben söylemiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Allah ailelerine bir nebze olsun, bir güç verir bununla tabii ki. Kayıp geri gelmez ama işte öyle. Hanımefendi, tabii iki torununuz da küçük oldukları için direkt inşallah cennetedirler. Ondan hiç endişeniz olmasın. Ve cennette şu anda İbrahim peygamberin misafiridirler inşallah. Allah mekanlarını cennet eylesin. Cennettedir. Allah baba ve annelerine şefaatçi etsin inşallah. Anneleri de beraber herhalde vefat etti. Öyle dediniz zannediyorum. Evet, anneleri de, evet. Orada öğretmenlerdi. Anneleri babaları, de beraber. Babaları mı sadece kurtuldu? Babaları yanımda, evet. Evet, yanınızda sizin. Evet. Saygılarımı söyleyin lütfen ona. Yani bir gittiğinizde mezarına, o dişini mezarına koymanızı tavsiye ederim. Yani insanoğluna ait olan herhangi bir şeyin, bir organın vesaire faydası başka yerde kullanılmayacaksa saklanması doğru değildir. Bu nedenle onu oraya iade etmenizde fayda var. Ha, etmezseniz bir günaha girmiş sayılmazsınız. Torunlarına da zarar vermez, gelmez çünkü o, yani onlar masumdurlar zaten. Kararsızın ama yani uygun bir şekilde mezarının bir yerine bir şöyle kazın elinizde biraz toprağı hafifçe bir şeye de sarabilirsiniz onu tabii ki. Mezara hafifçe şöyle bastırın, sokun, üstünü kapatın, sulayın. Böylece aşağı doğru gider. Doğru olan o. Yani saklamanızın faydası yok. Çünkü ne size faydası var? Siz baktıkça üzülürsünüz. Gamınız artar. Vefat eden çocuklara zaten zararı da yok, faydası da yok. Çünkü onlar Allah katında zaten şu anda ayrı bir güzel alemde, şehitler aleminde koşuyor, coşuyorlardır. Bütün o bebeler için diye ifade edeyim. Sevgili hanımefendi. Tamam efendim, var mı başka sorunuz? Hemen canın sağlığı hocam. Bir de şöyle bir sorum olacak hocam. Eğer zamanınızı almak istemiyorum. Buyur söyle. Mesela söyle. Ben Kur'an okuyorum hocam. Herkese okuyorum. Hatim bağışlıyorum. Çocuklara başladım. 7'ye kadar geldim. Okuyamıyorum hocam. Tutuluyorum böyle. Diyorum onlar melek olduğu için mi? Acaba başka bir şey mi? Bir de bunu öğrenirsem sevinirim hocam. Allah razı olsun. Niyetinizi değiştirin biraz. Şöyle deyin. Allah'ım ben bu okuyacağım hatimi kendim ve torunlarım için okuyacağım de. O zaman okursun, bitirirsin. Tabii ki şöyle, ben demin söyledim yani mesela çocukların küçük ya, masum yani henüz yetişmemiş olan, ergenlik çağına gelmemiş olanlara hoca efendi usulen soruyor. Hakkınızı helal ediyor musunuz cenaze namazında? Aslında bu soruyu şöyle sormak lazım. Hakkını cemaate soruyor. Hakkınızı helal ediyor musunuz da? Cemaat helal olsun diyorlar. Usulen böyle. Ama şunu sormak lazım bence. Ey genç çocuklar, siz hakkınızı helal ediyor musunuz? Çünkü bu her mağdur olan için, hele çocuklar için. Yani çocuklar başka şekilde bazen rahatsız edilip öldürülen, ölen benzeri çok az olmakla beraber faciaları yaşadık. Acaba onlar haklarını helal ediyorlar mı bize?
Eğer onların haklarını helal etmezlerse ne gidecek cennetimiz var, ne mizana çıkacak ayağımız var, ne bizi affedecek bir rahmani tasarruf var. İnanınız ki bunu çok yürekten söylüyorum. Bu kelimeyi duyduğumda çocukların vefatında ben irkiliyorum yani. Ne hakkımız olacak ki helal yani? Çocukların üstümüze ne hakkı olacak? Yani bizim ne hakkımız olacak daha doğrusu? Çocukların üstümüze hakkı vardır. Masum çocuklar bizi affederler inşallah diye düşünüyorum. Mevlam mekanlarını cennet eylesin. Cennettir. Allah onları cennet ile mükafatlandırsın diye efendim duamızı ihmal etmeyelim diye düşünüyorum. Hazreti Ali ile çok ilginç bir hadise olduğu için arz ediyorum. Hazreti Ali'nin bir gün zırhı kaybolur. İslam adaletini anlatan çok önemli bir tarihi sahne, bir belge olduğu için söylüyorum. Hazreti Ali'nin zırhı kayboluyor. Zırh peygamberin hediyesi. Hazreti Ali önemsiyor o zırhı çünkü Resulullah'ın eli değdi o zırha. Bakarken onu bir Yahudinin sattığını görüyor. Medine çarşısında bir Yahudinin zırhı sattığını görüyor. Tüccarın yani. Hazreti Ali o Yahudi'ye diyor ki bu zırh benimdir diyor. Tanıyor çünkü. Manevi gücü, şeyi var, kıymeti var. Resulullah giydirdi ona. Amr bin Abdülvet ile Hendek Harbi'nde mücadele ederken zırhı üzerindeydi. Hatta kenarı yırtıldı zırhının. Efendim, adam dedi ki hayır ben dedi benim zırhımdır bu dedi. İnkar etti. Hazreti Ali dedi ki ben bunu kimseye hediye etmedim. Satmadım da. Kayboldu bir gün evimde. İşte ahırdan, bahçeden biri aldı. Muhtemel sana getirmiş. Sen hırsız olmasan bile biri sana getirmiş. Bu benim zırhımdır dedi. Kıymetinden de kıymetinin ötesinde yani Hazreti Ömer o Hazreti Ali halife o dönemde. Halife. Adam da hayır diyor. Benim zırhımdır diyor. Dava meşhur kadı Şüreyh'e gitti. Kadı Şüreyh sert fetvalarıyla efendim toleranssız duruşuyla bilinen bir kadı. Müthiş bir hukukçu. Kadı Şüreyh. Dava açılıyor. Hazreti Ali geliyor. Kadı Şüreyh mahkemeyi kuruyor. Hazreti Ali'ye diyor ki ey Ali bin Ebi Talib, yani müminlerin emiri cümlesini bile kullanırken itinalı kullanıyor. Ey Ebu Talib'in oğlu Ali diyor. Şahidin var mı diyor sana ait olduğuna dair. Şahidin var mı? Hazreti Ali evet var diyor. Kim diyor? Oğlum Hasan biliyor çünkü. Hizmetçim Kamber. Kadı Şüreyh diyor ki bu şahitliği kabul etmiyorum diyor. Arkadaşlar koca halifeye söylüyor bunu. Bu şahitliği kabul etmiyorum çünkü Hasan, şüphem yok Hasan'dan. Ama oğlum babasının hakkındaki şahitliği bu konuda makbul değildir diyor. Hasan gibi birinin şahitliğine rağmen kabul etmem diyor. Başka bir şahidin varsa söyle diyor. Efendim ki Resulullah onlar hakkında cennetin iki delikanlısı diyor Hasan'la Hüseyin için. Evet hiç kimse imamın veya Hazreti Ali'nin veya oğlunun yalan söyleyeceğini düşünemez ama Kadı Şüreyh diyor ki delil yetersiz zırh Yahudi'nindir diyor. Arkadaşlar bu Medine'de oluyor bu olay. Delil yetersiz zırh Yahudi'ye aittir diyor. Mahkemede böyle bir an herkes donuyor. Yahudi diyor ki müminlerin emiri beni kadıya götürdü. Orada Yahudi tüccar. Kadı kendi aleyhine hükmetti. Ey Ali ve ey Kadı Şüreyh, hakikaten yemin ederim ki bu zırh senindir diyor. İnkar ettim, yalan söyledim. Ama şimdi hakikati söylemek zorundayım. Bu adalet karşısında hakikati itiraftan başa gidecek yerim yok. Ben de bu adalet karşısında görünce bu adaleti, adam kayırmadığınızı görünce ben Müslüman oldum diyor. Dinimden vazgeçtim. Tarihin şahikalarından biridir Hazreti Ali'nin zırh hadisesi. Evet, hadi hep beraber amin diyelim. Geceyi aminle kapatalım. İki değerli dostum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halki Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah'ım duamızı kabul eyle ya Rabbi. Yakarışımızı kabul eyle ya Rabbi.
Zikrimizi kabul eyle ya Rabbi. Fikrimizi kabul eyle ya Rabbi. Sığındığımız sığınağımız sensin ya Rabbi. Kerem sendendir ya Rabbi. Duamda döneceğim yer sensin ya Rabbi. Rükuda yöneldiğim ilahım sensin ya Rabbi. Secde ettim Rabbim sensin ya Rabbi. Yardımı istediğim Kerim ve Kerem sahibi ve Adil sahibi Kuddusiyet makamının bütün makamların en üstteki Kuddus makamının sahibi sensin Allah'ım. Sen Allah'sın. Sen Rab'sın. Sen ilahsın. Sen hakemsin. Sen Rahman ve Rahim'sin. Sen Gaffar'sın. Sen Settar'sın. Ya Rabbi bütün esmanla sana yöneldik. Kabul buyur ya Rabbi. Bizim bilmediğimiz senin bildiğin bütün isimlerin hürmetine bizleri affeyle. Nardan, nirandan, ateşten, azaptan, şeytanın vesveselerinden bizleri azat eyle ya Rabbi. Meleklerin yalvardığı gibi yalvarıyor sana. Sübhane zil azameti vel cevarud. Yücelik ve kudret sahibi olan Allah. Sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Sübhane zil mülki vel melekut. Meleklerin kanatlarıyla yaptıkları dua gibi. Varlığın, mülkün ve gücün sahibi olan Allah. Sen her türlü eksiklikten uzaksın, münezzehsin. Sübhanel hayyillezi la yemut. Ki sen hep diri olansın, var olansın ve hiç ölmeyeceksin. Sana sığındım, keremine sığındım, lütfuna sığındım. Bizi affeyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Duaların kabulü niyetiyle Allah rızası için El-Fatiha. Efendim Fatiha'mızla programımızı bitirdik. Sevgili Remziyer hocama, sevgili Abdurrahman Önül kardeşime teşekkür ediyorum. Sevgili Abdurrahman Önül'e ve Remziyer hocama teşekkür ediyorum. İftarımız yarın gece 19.15'te. İftardan hemen sonra bizden ayrılmayın ATV'den. Hemen sonra Kadir Gecesi programımız var. Saat 20'den itibaren. Bu gece yani yarın gece ne yapacağımızı, nasıl ibadet edeceğimizi, neler okuyacağımızı anlatacağım. İftarda ve Kandil özel programında buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. أشهد أن محمد رسول الله أشهد Allah
Allah'ı bilmeyenler, Allah'ı hiç tanımayanlar, bütün hayatlarını serkeş şekilde yaşayanlar. Neyle karşılaşacaksınız? Düşünüyor musunuz acaba hiç? Yarın mezar var, mezar. Yarın hesap var. Söylediğin her sözden, terk ettiğin her namazdan, attığın her adımdan dolayı sorgulanacaksın. Çaresiz. Kin ve nefretle, intikam hırsıyla sakın kefenlenip önüme gelmeyin. Allah'tan korkun. Birbirinizin ırz ve namusuna saldırmayın. Benim huzuruma sakın öyle gelmeyin. Allah diyor muktedir benim. Kudret benim, saltanat benim, güç benim, iktidar benim diyor. Bazen şan, şöhret, para, güç imtihandır. Allah verdikçe verir, isyankara verir, inkarcıya verir, üst üste verir, azgınlığı daha da artsın diye. Kötü olanlar kötülükleriyle kalacaklar. İyi olanlar ise Allah'ın büyük mülkünü görecekler.